Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ dün akşam Alanya Posta TV'de Gaye Coşkun'la Haberin Manşeti programında çok özel açıklamalarda bulundu. Karadağ, Antalya ve ilçelerinde araç israfı yapılıp yapılmadığı konusunda Alanya'da araç ihtiyacı olmasına dikkat çekti. Araç israfından ziyade sinekle mücadelede büyük bir zorluk yaşadıklarını belirten Karadağ, araç eksiğinin de en çok bu konuda ortaya çıktığını belirtti. Peki, araç israfı var mıydı? Çünkü Büyükşehir Belediyesi ve Alanya diye baktığımızda gerçekten büyük bir yapılanma. Sayın İmamoğlu'nun bir araç sergisi olmuştu. Oradan hareketle soruyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde nasıldı durum? Antalya genelini çok irdelemedim ama Alanya konusuna bakarsanız araç israfından ziyade bizim gördüğümüz araç ihtiyacımız var. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin israfından ziyade ihtiyacımız var. Bunu şöyle özetleyeyim. Biliyorsunuz yaz ayları başlangıcında özellikle sinekle mücadelede çok sıkı bir mücadele etmemize rağmen gerçi önüne geçtik. Ancak larva dönemi içerisinde sinekle mücadelede larva dönemi boş geçildiği için veya gerçekten işçi kardeşlerimizin sinekle mücadeleden ziyade farklı işlerde koşturuldukları için larva mücadelesi boş geçmiş ve sinek popülasyonu biraz fazlalaşmış gibi gözüküyor. Ancak biz bugün gene biraz önce dediğim gibi gerçekten çalışan büyükşehir personelimize bunun üftesinden geldik. Şu an sinek tabii ki var. Ancak çok rahatsız edici bir şekilde değil, çok iyi bir mücadele edildi. Bu mücadele esnasında şunu gördük ki özellikle sinekle mücadeledeki yapılan araçlar eksik idi. İşte biz bu eksikliği özellikle çalışan personel arkadaşlarımızın gerçekten gayret üstü bir çalışmasıyla beraber üstesinden geldik. Biraz önce bir işçi alımından da bahsettik. Bu konuda da ilk işçi alımını çevre sağlık ve dediğimiz yani ilaçla mücadele eden arkadaşlarımız tarafından dolduruldu. Yani çok büyük bir rakam değildi ama bu sinekle mücadele büyük bir şey kazandı bu konuda, ivme kazandı ve bu işin de üstesinden gelindi. Diğer araç şeyine gelince Büyükşehir'in Alanya'da bir tabii ki araç şeyi var, parkuru var ama İstanbul'daki ve Ankara'daki gibi israf politikasından ziyade eksiklik görüyoruz biz. Antalya merkezi açıkçası çok incelemedim. Yani onu gene başkanımız o açıklamayı yapacaktır. Ama Alanya özelinde biz israftan ziyade eksiklikten bahsediyoruz. Evet, o zaman ters işlemiş Alanya için söyleyebiliriz bunu. Peki.